hayırlı akşamlar. 1979 Manisa'nın Turgut ilçesinde doğdum. Evliyim, biri büyük, ikisi ikiz olmak üzere üç kızım var. İlkokuldan itibaren hep yatılı okudum. Ortaokul İzmir'de, liseyi Afyon'da, sonrasında da İstanbul'a geldim. İlkokul 5'ten itibaren 5 vakit namaz kılıyorum. Daha doğrusu beş vakit namaz demeyelim de dört buçuk diyelim. Yani başlangıç olarak o zamanki çocuk aklıma nasıl bir fetva verdiysem kendime sabahları uyandığımda kılıyorum. Ama öğle ezanına kadar da namazımı aksatmıyorum. Yani öğle ezanı hiç geçirmeden sabah namazlarımı kılacak şekilde elhamdülillah. O zamandan bu yana beş vakit namazımı kılıyorum. Namazıma kim ilham verdi, kim vesile oldu bunu çok düşündüm ama bir türlü bulamıyorum. Yani dedem de olabilir, ortaokuldaki mescitteki bazı abilerim de olabilir. Orasını tam böyle kafamda, zihnimde oturtamıyorum. Elhamdülillah o günden beri namazda iş işçiyiz. Üniversiteyi kazandığımda 97-98 senesinde rahmetli babam güzel memleketimizin 28 Şubat'a hazırlandığını hissetmiş olacak ki bana dedi ki İstanbul'a gelirken Aman oğlum dedi İstanbul'a gittiğinde hiç kimseye bulaşma, hiç kimseye karışma. Okulunu oku, derslerine gir gel dedi. Ben de onun sözünü dinledim. Üniversiteye başladıktan sonra Bahçeköy yurdunda kalıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'nun hiç kimseye bulaşmamaya çalışıyorum. Bahçeköy yurdu'nun yurdun mescidinde arkadaşlarla birlikte namaz kılıyoruz. Onlarla birlikte oyunlar oynuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Beni özel olarak derslere çağırıyorlar. İşte benimle ilgileniyorlar. Allah razı olsun. E, halkalara, sohbet halkalarına çağırıyorlar. Ben gitmiyorum, kabul etmiyorum. Ama diyorlar ki mesela piknik var. O güzel, maç yapmayı da seviyoruz. Pikniğe gidiyorum. Diyorlar ki bak özel bir program var, gel. Yok, gelmeyeceğim diyorum. Diyorlar ki bak bir tekne kiraladık, deniz gezisi var. Yüzmeyi seviyoruz. Tamam, gidelim. O şekilde e, Müslümanlardan sürekli kaçmaya çalışıyorum. Birazsa üniversitede, İTÜ'de Gemi İnşaat Fakültesini kazanmıştım. E, İTÜ'nün içerisinde Karşıdan böyle bakıyorum, ee, Müslüman selam verecek. Selam vermek sünnet, almak farz, bunu biliyorum. Selamlaşmamak için ben yolumu değiştiriyorum. Bu 98 sonrası, 28 Şubat'ın da verdiği etkiyle belki biraz da kendimin böyle bir zafiyeti diyelim ki. Bu üniversite hayatım boyunca, 5 sene boyunca okulda sürekli onlardan kaçıyorum ama yurtta birlikteyiz. Böyle bir hayatım var. Devam anlamında derslere devamsızlığım 4 sene boyunca toplamda 10-15 gün ya vardır ya yoktur. Bunu niye söylüyorum? Babama bir söz vermişim, geleceğim derslerime gireceğim. Elhamdülillah bu devamsızlığım da sadece şunlarda oldu. Bayram vakitlerinde memleketim Manisa'ya gidiyorum. O haftanın sonunu Perşembe, Cuma diyelim ki bir iki gün var. Onları birleştirecek şekilde tatil yapıyorum. Bu arada işte derslerime devam ediyorum. Beş vakit namazıma devam ediyorum ve öğlenleri okuldaki arkadaşlarla, akşam üzeri yurttaki arkadaşlarla ve geceleri de halı sahada olmak üzere maçlarımı da hiç bırakmıyorum. Hatta arkadaşlar o yüzden işte namazını da bırakmaz, maçını da bırakmaz diyorlar. Böyle bir hayatım var. 2003'e kadar. Size anlatacağım hayatımda iz bırakan en büyük hikayelerden biri diyeyim. İkincisi yani iki numarada bu anlatacağım hikaye. Camideyiz biz hikayesi Tanıyan abilerimiz, kardeşlerimiz zaten bunu biliyorlar. Hatta bazı ortamlarda artık camideyiz biz de o kadar özdeşleştik ki ismimi söylemiyorlar. Aa, camideyiz biz gelmiş falan diyorlar. Yani elhamdülillah yani böyle bir çalışmayla anılmak da benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Şimdi babamın sözünü dinledim. 5 sene boyunca Müslümanlardan bilhassa böyle sakallı olanlardan uzak durdum ya. Yüksek lisansı kazandım. Araştırma görevlisi olarak ee, başladık okulda. Kampüste araştırma görevlileri için hazırlanan bir yurt var. iki kişilik odaları var. Odaya geldiğim ilk gün kapı çalındı. Kapıyı açtım. O zaman kadar gördüğüm en uzun sakallı tip karşımda duruyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Elinde de bir ekmek ve reçel var. Allah kendisinden razı olsun. Açsınızdır şimdi siz dedi. Çünkü yurtta yemek yapılmıyormuş. Aşağıda mutfak varmış. Herkes kendi yemeğini kendi yapıyormuş. Odama girdi pat diye. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Konuşuyoruz. E, kombinin orada benim seccademi gördü. Sen misin de bu namaz kılan dedi. Sen mi namaz kılıyorsun dedi. Evet dedim. Gel bak dedi benim odamda dedi. Ben bir dedi halı aldım. Onu temizledim. Serdim dedi. Çok e, geniş geniş rahat rahat orada namazımızı kılabiliriz dedi. Bu anlatacağım hikayeyle var yani buradan itibaren birkaç tane anlatacağım şey hepsi paralel birlikte yürüyen şeyler. Bu şekilde düşünebilirsiniz zihninizde. Namazımızı kılıyoruz. Ben o zamana kadar ama şunu söyleyeyim tekrardan. Elhamdülillah 2003'e kadar yani üniversiteden mezun olana kadar namazımı bırakmadım. Ve ayeti cellede geçen şüphesiz ki namaz kötülüklerden alıkoyar ayetini bizzat hayatımla tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü namazdan başka hiçbir şeyim yoktu. O gün arkadaşımla birlikte odasında namazı kıldık birlikte halıda. Namazdan sonra dua olarak ben ne biliyorum? Tesbihat yapıyorum hızlıca. Bir ihlas, bir de Fatiha okudum. Kalktım yatağa oturdum. Bu arkadaş şöyle oturdu. Öne doğru eğildi. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika bilmiyorum kaç dakika oldu. Seyrediyorum öyle bir şey demedim. Dedim ki arkadaşa e sen ne yapıyorsun dedim. Şöyle bir baktı bana. Ne demek ne yapıyorsun? Dua ediyorum dedi. Ben şimdi o anda böyle kafamda bir şeyler şey yani dua ediyor Allah Allah yani bu kadar uzun ne ediliyor ne yapıyor ne söylüyor acaba falan diye. O sırada benim şaşkınlığımı görmüş olacak ki ilk günden bir teşhisi koydu dedi ki anlaşıldı dedi sen dedi yontulmamış bir Müslümansın dedi. Bu tabir çok hoşuma gitti sonradan sonradan evet yani yontulmamış bir Müslüman bir torna tezgahına girmemiz gerekiyormuş demek ki. Elhamdülillah onun vesilesiyle bir şeyler yapmaya başladık, bir şeyler öğrenmeye başladım ve bir gün beni bir tefsir dersine götürdü arkadaşım. Ve yani bunun her zaman söylüyorum yani kendisinden Allah razı olsun diyorum. Yani hayatım onunla karşılaşmasaydık hangi noktada nasıl bir hikaye olurdu orasını bilemiyorum. Tefsir dersine gittik. Bir tek ayeti celileyi 45 dakikada böyle bir saatte anlatınca hoca hani beynimden vurulmuşa döndüm derler ya böyle. Şok oldum yani hayatımın şokunu yaşadım. O güne kadar e, üniversitede bölümden birincilikle mezun olmuşsunuz. Dersleriniz çok iyi işte beş vakit namaz kılıyorsunuz. Şudur budur falan ama yani bir şeyler eksikmiş yani. O güne kadar Kur'an'ı sadece hakikaten Ramazan'da hatim yapılan ve ölülerin arkasından okunan bir şey olarak biliyormuşum. Yani bu yani üniversite döneminde benimle ilgilenen kardeşlerimiz, abilerimiz programlarda Kur'an okuyorlardı. Ayetlerden bahsediyorlardı ama herhalde o sırada yine benim kafam maçlarda olacak herhalde ki dinlememişim yani. O etki yapmamış bende. Elhamdülillah o etkiden sonra yaz tatilinde yazın araştırma görevlisi olduğumuz için okula gidip geliyorduk. Memlekette değildik. Yurtta o 3 ay boyunca 5000 sayfaya yakın kitap okudum. Kendimi şartlandırdım. Ve elhamdülillah o yazın sonunda hayatımda çok büyük değişiklikler olmaya başladı. Çünkü hak dava dediğimiz İslam'ın ne olduğunu bilinçli bir şekilde yaşamaya ve bilinçli bir şekilde dolmaya başladım. Şimdi dolarsınız dolarsınız bu elbette bir yerlerden taşacak. Bunu sonradan sonradan anlıyorum ki çünkü kardeşlerinizi, abilerinizi, akrabalarınızı uyarmanız gerekir. Yani bildiklerinizi anlatmanız gerekir. Anneme anlattım. Annem elhamdülillah beş vakit namazına başladı. Babam başladı. Akrabalarda, arkadaş çevresinde bir değişiklik oldu. Ama ama ve lakin kardeşimle çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Nedir? O sırada kardeşim Ankara'da okuyor ve kitap okumayı çok seviyor. Hayatı da sorgulamaya başladı. Çok büyük gelgitler yaşıyor. Bir gün, iki gün böyle namaz kılıyor, uzun uzun secdeler yapıyor. Yani gönlünde, ruhunda bunun neye tekabül ettiğini, karşılık geldiğini herhalde anlamaya çalışıyor. İki günde sonra diyor ki bize, ya diyor Allah var mı, yok mu, ya İslam diye bir şey var mı, gerek var mı buna? Yani mutlu olduktan sonra, iyi bir insan olduktan sonra şeklinde. Elhamdülillah sonrasında kardeşimin bu gitkelleri sonunda bilinçli bir şekilde kelime-i şehadet getirdi... İslam'a girdi ve okumayı çok sevdiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını da asrı saadeti de okuyarak geldiği için yeni Müslüman olmuş olanlar ne yapıyorlar hemen beş vakit namaza başlıyorlar değil mi? Çünkü kaybettikleri veya buldukları şeyin kıymetini çok iyi bildikleri için hemen namazla süslüyorlar bunu. Kardeşim de doğrudan camide namaz kılmaya başladı. Ben o zaman camide kılmıyorum. Diyorum ki asıl olan cemaatle namazsa gel yurtta burada birlikte namaz kılalım. Yok abi diyor. Asıl olan diyor camide namaz kılmak diyor. Yurtla caminin arasında İTÜ kampüsünün orada Reşitpaşa'da 15 dakikalık bir cami mesafesi var. O olduğunda 15 dakika camiye yürüyoruz, namazı kılıyoruz, 15 dakika geri geliyoruz. O sırada yolda ama bana sürekli bunun namazın niye camide kılınması gerektiğini anlatıyor. Ayetlerle, hadislerle, Efendimizin hayatıyla aleyhissalatü vesselam. Bu şekilde anlattı anlattı ve beni çok fazla ikna etti. Hakikaten de bu işin aslının mescit olduğunu, cami olduğunu bana anlattıktan sonra ben ne yaptım? Arkadaşlarıma bakmaya başladım. Etrafımda bana bu davaya bir şekilde girmeme vesile olan abilerime, kardeşlerime, büyüklerime bakıyorum, hocalarıma bakıyorum. Hakikaten böyle bir alışkanlık çok çok az. Yani parmakla gösterilir. E i̇şin aslı buysa nerede var bir eksiklik? Onlara soruyorum. Gençliklerin hakikaten her biri e, mahalledeki evlerinde kaldıklarındaki camilerle ilgili olan anılarını anlatıyorlar. Yani bir yerde bir kopuş yaşanmış. Bunu anlatmaya başladım ben kardeşlerime. Ve o zamanki e, kardeşlerim, Muhammed Emin Binici, Mustafa Enes Kılınç, o iki kardeşim dediler ki abi biz bunu sosyal medyadan, o zaman için Twitter Instagram onlar yok. Facebook'ta başlatalım bunu genç kardeşlerimize anlatalım dediler. Onlarla yola çıktık. Sonrasında Ahmet ve Salim kardeşlerimiz de katıldı. Elhamdülillah hala onlarla devam ediyoruz bu çalışmaya. Neler yapabiliriz dendiler ve camideyiz biz dediğimiz bu çalışma bu şekilde doğdu. Dedi ki ayetleri paylaşabiliriz, hadisleri paylaşabiliriz, sözleri, kitapları, videoları paylaşabiliriz. Bir web sayfası kurduk. Sonrasında sosyal medyadan hamdolsun paylaşımlarımızı yapmaya başladık. Elhamdülillah bugün geldiğimiz nokta itibariyle biz de içeriklerimizi e, artırmaya çalışıyoruz. İşte YouTube sayfamızda. İnşallah yakın bir zamanda e, namaz vakitlerini, ezan vakitlerini gösteren bir uygulama yapacağız. İçerisinde güzel cami fotoğraflarıyla süsleyeceğimiz. Web sayfamızda inşallah yenileceğiz. E, burada uzun uzun hani anlatacak zamanımız yok. E, sadece şunu söyleyeyim. Erkekler için özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek başına kıldığı farz namazının olmaması, yani bu işin ciddiyetini anlatmak için herhalde yeterli diye düşünüyorum. İnşallah ezana hürmet eden bir toplum olursak inşallah, ezanın okunduğunda onun varlığını hissedip de yani yaptığımız işi durdursak inşallah, bu anlamda çok yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Üstad Sezai Karakoç'un sözüyle inşallah buradaki bu hikayemizi bitirelim. Üstad diyor ki camileri hayatımızdan sürmeye başladık başlayalı. Adeta ilahi bir ceza olarak biz de hayattan sürülmeye başladık. İnşallah Rabbimizi tekrar cami merkezli çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle cami merkezli bir hayata tekrar dönmemizi nasip etsin inşallah. Bu yolda çaba sarf ediyoruz. Cami duvarlarında bıraktığımız bu hikaye, şimdi ben ikinci bir hikayemi, hayatımda en büyük hikaye diyebileceğim, iz bırakan hikayemi inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine burada Üstad, bu sefer Üstad, Allah rahmet eylesin kendisine, Cahit Zarifoğlu Üstad'ın sözüyle bir giriş yapalım. O diyor ki, gerçek şu ki diyor, hastane duvarları cami duvarlarından daha çok inanan görmüştür. Tam 3 sene önceydi, Kasım ayındaydı, ikiz kızlarımdan birine lösemi teşhisi kondu ve hastaneye yattı. Öyle bir süreçti ki yani yaşanan hani sıkıntılar, trajediler, üzgünlükler, gözyaşları ya bunların hepsi var. Bunları uzun uzun bunları anlatmayacağım. Anlatmak istediğim burada Teşekkür edeceğim çok fazla kişi var. Tanıdığım tanımadığım çok fazla kişi var. Bununla ilgili birkaç tane aklıma geleni söyleyeyim. Aklıma gelmeyenler beni affetsinler. Hepsini Allah rızası için çok seviyorum. En başta şirketime özellikle çok teşekkür ediyorum. Hastanedeki 4 aylık süre boyunca bana dediler ki git evdeki çocuklarına bak. Kızımla ilgilen, ailenle ilgilen burayı düşünme dediler. Yani verdikleri maddi desteğin, maddi olarak verdikleri desteğin yanında bu benim için unutulmaz bir nimetti. Evde çünkü diğer çocuklarınız var, onlarla ilgilenmek zorundasınız. Hastanede işler var, onlara koşturmak zorundasınız. Bir taraftan bu var, bir taraftan hiç karşılıksız, yani maaşım kadar bana ücret, para yatıran, yardımda bulunan abilerim oldu. Bunun yanında abilerimden, ablalarımdan kızın için teheccüde kalktık. Onun için teheccüde dua ettik gözyaşı döktük diyenler oldu. Arabamı çarptım. Hastaneye gidip gelmem lazım. Geldiler. Bir haftalık hemen araba kiralamışlar. Onun ücretini almadılar. Hiç görmediğimiz, tanımadığımız onlarca insandan dualar, üç büyük mescitten dualar geldi. Allah'a şükür. Hani burada şu hadis-i şerifi, hadisi söyleyeyim. Hani Hazreti Ömer diyor ya bir oda dolusu ...bir şeyiniz olsa, ne istersiniz ...biri diyor bir oda dolusu altınım olsa... ...bir oda dolusu gümüşüm olsa... ...Hazreti Ömer diyor yani bir oda dolusu... ...Ebu Ubeyde bin Cerrahlarım olsa... ...Muaz bin Cebellerim olsa... ...Huzeyfe bin Yamanlarım olsa da... ...koştursam diyor ya hakikaten elhamdülillah... ...bir oda değil onlarca oda dolusu... ...böyle güzel dost biriktirmişiz. Bu bizim için çok kıymetliydi. Hayatımda en büyük iz bırakan olay buydu. Ben burada ilham veren hikayeler olması sebebiyle birkaç şey söyleyeceğim. Orada yaşadığımız sıkıntıları çünkü yaşamadan bilinmiyor bu. En başta ilik nakli ikiz olduklarını vurguladım. Onu niye vurguladım? Tek yumurta ikizleriydi benim kızlarım. Bir diğeri iliği yüzde tuttu elhamdülillah. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Ve şu an hastalığı iyi durumda. İlik nakli oldu ama biz orada ilik bekleyen Türkiye'deki donörlerde uymadığı için Almanya'daki bir donörün uyup da yani ümitle, heyecanla onu bekleyenler gördük orada. Ve bu anlamda bütün yani bizi izleyen herkese söylüyorum. işlem çok basit. Yani şimdi YouTube canlı yayındayız YouTube kanalında. Bu video bittikten sonra, seyrettikten sonra YouTube'a girin. İlik nakli nasıl oluyor diye sorun. Anestezi yok, ameliyat yok, bayıltma yok. Kolunuzdan kanı alıyorlar. Bir makineye bağlıyorlar. Bir saat, bir üç saat oturuyorsunuz. O sırada ister televizyon seyreden, ister müzik dinleyin, ister elinizdeki telefonla oynayın. Diğer kolunuzdan kanı geri veriyorlar. İçindeki kök hücreleri alıyor. Ve hastaya da verilirken yine serum yoluyla veriliyor bu. Ona da yine ameliyatla böyle iliye falan bir müdahale olmuyor. Bu kadar basit bir işlem için yapacağınız tek şey Kızılay kan merkezine gidip donör olmak istiyorum diyorsunuz. Bir tüp kan veriyorsunuz ve inşallah yani daha sonrasında birilerine uyar da birilerini kurtarırsınız. Bir tane söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim hastanede yaşadığımız süre yine bunu sivil toplum kuruluşlarına söylüyorum özellikle. Orada gençler geldi. Kızlı, erkekli ve çocuklarımıza orada günde bir saat, iki saat aktiviteler yaptılar. Müzik çaldırdılar, resim yaptırdılar, işte maketler yaptırdılar. Ve o çocukların o gözlerindeki mutluluğu, o iki saatteki mutluluğu görecektiniz. Ve o kardeşlerimiz, o gençler daha sonrasında geldiler yılbaşı gecesinde yılbaşı partisi yaptılar oradaki çocuklara. Şimdi Üstad Cahit Zarifoğlu'nun sözünü söyledim yani hastane duvarları daha çok inanan görmüştür diye. Yani sivil toplum kuruluşlarımız gitsinler orada o çocuklara bir şeyler yapsınlar etsinler ve bizler de gidelim kandil gecelerinde orada onları mutlu edelim. Bayram gecelerinde onların yanında olalım. Bu hakikaten çok büyük bir eksiklik. Bir tanesi bu. Ve bir diğeri de yine ee, bir çalışma alanı olarak söylemek istediğim bir buçuk sene öncesiydi. Yani şu anki son halini bilmiyorum. Göztepe'de yatıyoruz. Bazı testler Çapa'da veya Cerrahpaşa'da oluyor. Alıyorsunuz ilik örneğini oraya götürüyorsunuz. Oradaki ilikten bazen bir, bazen iki, bazen üç, bazen de bazı testlerde dört tane farklı zamanda dört tane farklı rapor çıkıyor. Ve sizin telefonunuza SMS düşüyor. Raporunuzu alabilirsiniz. Yani bir sayfayı bir sayfa kağıdı o zaman çok yazdım. Sağlık Bakanlığı'na falan da yazdım. Bu sorunu çözemediler yani. Elektronik ortamda çapada çıkan sonuçları Göztepe Hastanesi'nin e, işte veri bankasına getiremiyorlardı. Elhamdülillah diyorum yani tekrardan Allah razı olsun şirketin bana izin verdiği için arabayla atlıyordum. Bazı şeyler çok acele olduğu için Marmara'yı kullanıyordum. Ama mesela bir tane şu örneği söyleyeyim. Bir tane hastanın babası geldi kendi otobüsle gitmiş köprüden geçiyor. 2-3 vasıtayla işte, oraya gidiyor. Orada karşılaştık. Rapor aldık. Ben getirdim hastaneye. Hastaneye gelir gelmez tekrar bir SMS düştü telefonuna. Falanca falanca raporunuz tekrar çıkmıştır diye. O babanın gözlerindeki o oradayken gelseydi ya değişini unutamıyorum yani. Bu anlamda şunu tavsiye ediyorum. Cerrahpaşa'da Çapa'da okuyan kardeşlerimiz varsa eğer Göztepe'de kalan hastaların babaları yakınlarıyla irtibat kursunlar. 10 tane öğrenci olsa her bir paylaşsa ayda en fazla 2 gün yapar. 3'te 4'te gidecek çapadaki o sonuçları alacak. Göztepe Hastanesi ile ilgili çıkan sonuçlar hangileri? Alacak Göztepe'deki hastalara getirecek. Zaten hastaların babaları, anneler hep bir arada yakınlar zaten. Yani bu yani ne kadar büyük bir e, sevaba sevabe girileceğini inanın ki tahmin edemezsiniz. O kadar telaşenin arasında. İnşallah böyle bir çalışma da aklınızda olsun. Allah Azze ve Celle hem o lösemi olan kardeşlerimize hem Covid vesilesiyle şu an hasta olan hastalarımıza şifalar versin. Benim anlatacağım iki hikayem bu kadar. Dinlediğiniz için Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı akşamlar.